3 Ağustos, 9 Ağustos. Aslan burçlarına neler bekliyor diyorsanız, aslanların işiyle alakalı devletle birlikte işe, yani özel kurumsalsanız yarısı devlet olabilir, yarısı kurumsal olabilir. Sanki burada bir büyük bir yerleşim, yer değişimi, yani alanda her şey depolanıyor, başka bir yere taşınıyor gibi. Sanki bu hafta iş yerinizle alakalı taşınmalar, evrakla ilgili yeni dolaplara geçiş. Yani sanki iş yerinizde hararetli bir diyalog var ve bir sürü şey yenilenecek, masalar yenilenecek, sandalyeler, bilgisayarlar. Sanki bununla ilgili bir altyapı çalışması var. Yani bu hafta belki yoğun bir tempo olacak sizin için ama sonu başarı ve güzellik getirecek. Yani yerinizde sağlamlaşma, beklediğiniz noktanın güzel bir haberini alacaksınız. Hiç olmadık bir noktada sürpriz haberler sizin hayatınıza renk getirecek. Aslında şöyle söyleyeceğim. Güneş zaten bu dönem sizin enerjinizde çok fazla var. Yani zaten sizin yöneticiniz Güneş. Sizde olumlu kariyer, seyahatler, hedeflediğiniz noktadaki başarılar size çok güzel aydınlatma. Yüksek lisans ya da kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz planlar için çok doğru bir döngüdesiniz. Eğer bu döngüyü doğru tamir ve yaptığınız takdirde Tanrı size ya da Rabbim size o kadar güzel kapılar açacak ki, yani ne istiyorsanız dileyeceğiniz bir hafta. Evet, çok borcunuz var, ödemeniz gereken çok sıkıntılar var. Birinci katta oturan özellikle aslan burçlar, artık burası beni güneş görmek istiyorum, daha geniş bir alana taşınmak istiyorum, daha böyle toprağa dokunmak istiyorum diyen bazı aslanlarda güzel bir yer değişimi gerçekleşecek. Ve ilişkinizle küs olan ve evliliği sorunlu olan yengeçlerde tekrar el ele tutuşma, bu evliliği götürme ve özür dileme haftası yaşayacaksınız. Anlaşılmazlıklar geride kalacak. Birbirimizi anlayacağımız, birbirimizle iletişimimizin güçleneceği ve isteklerimizi netle söyleyeceğiz aslan burçlarına. Yani aslanlar bu ara ben ailem, çocuklarım, düzenim, karım, annem babamı kenarda bırakıyorum. Benim bir ailem var farkındalığına varacak. Ve işinizle alakalı da kendi işini yapan aslanlarda biraz maddi kayıplar söz konusu olabilir. Bunları toparlamak için biraz daha konsantrasyonunuzu düzeltebilirsiniz değerli aslan burçları. Aslanlara şöyle demişim. Evet, ailenizin şımarıklıklarından, ailenizin hatalarından, ailenizin evresinden o kadar çok bunaldınız ki. Yani kime yetişeceğimi bilemiyorum. Anama mı, bacıma mı, kardeşime mi, eltime mi, görümceme mi? Öyle üstüme gelmeye başladılar ki kimse beni anlamıyor dediğinizde, benim artık bir ailem var, benim artık bir çocuklarım var ve benim gözüm onlardan başka kimsenin kapısını açmayacak diye bir radikal koydunuz. Doğru karar mı? Tabii ki insan anne babasını atamaz ama ilk önce çocuklarınız ve eşiniz varsa Rabbimin emanet ettiği çocuklarınıza ve eşinize sahip çıkmanız lazım. Sonra dışarı mutluluğu. Tabii ki anne babamızı atamayız ama temel kural Rabbim ne der? Ben size emanet veriyorum. Yani annenizin ve babanızın emaneti sizi büyüttüler. Sizin bir emanetiniz var. Onların hayatlarını ve düzenlerini kurmadan bu emanetten vazgeçemezsiniz. O yüzden doğru bir karar. Uzun süredir de kurban kesmek isteyen aslanlar, bu sene bu muradınız gerçekleşecek ve ne istiyorsanız aydınlığa kavuşacak diyorum. Sevgilisiz aslanlara sürpriz diyaloglar olabilir. Sürpriz diyalogları olabilir ama aşk için biraz daha vakit var diyorum. Evliliğinizde düzelme olan aslanlara şimdiden tebrik ediyorum. Hatta yüzük ya da hediye bekliyorsanız değerli aslanlar, kapıda sürpriz bir şekilde artık gül mü, pırlanta mı? Ben pırlantaya karşıyım ama tabii ki seven insanlara da saygı duyuyorum. Ben küçücük bir karanfil de severim. Atatürk çiçeği çok severim. Yani ben çiçek seviyorum, papatya çok severim, orkide çok severim ama karanfil en çok tercih ettiğim çiçeklerden biridir. Evet, aslanlara ne demişim? Sevgi her şeyi iyileştirir. Siz sevgi dolusunuz, mutluluk dolusunuz, her şeyi iyileştirir. Biraz da sigara ya da herhangi bir içki ya da bu tarz bağımlılığınız varsa, ciğerlerde hassasiyet var. Bu dönem nargile bile içiyorsanız içmeniz uygun görmüyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu dinliyorsunuz, unutmayın.